fıtranda tefekkür var mıdır? İşaret-ül Hücaz'da üstadım kalbi daima idlal ile telkin, fikri daima tasavvur ettiğinden ifadesini kullanıyor. Dün Hasan abiyle bu konuyu konuştuk. Hasan abi tefekkür, ben yeni öğrendim, ben de burada paylaşayım abi kameranın karşısında. Abi tefekkür sizin dediğinizden anladım. Kutsi bir şey. Kutsi bir şey olduğu için şey de yok. Şeytan da yok. Hani tahakkurun içinde şey var ya, tefekkür tahakkur içerisinde. Ama burada üstten üstüne basarak diyor ki tasavvur ettiğinden. Şeytan tahayyül ve tasavvurdadır. Tahakkurdaki tefekkürde yoktur. Ama fikir olarak kullanılır. Şeytan da bir fikri var. Ama sistemi bütünlüğe getiremediği için Adem'in hakikatine vakıf olamadı abi. Tefekkür edemedi meseleyi. Yani tefekkür sistemi bütünlüğe getirmek için kullanıyoruz biz. Fikreder. Fikredir. Düşünüyor. Mesela o çamurdur dedi. Ben ateşim dedi. Düşündü. Düşündü. Ama hangisi üstündür diyebilmesi için ateş mi çamurun tefekkür etmesi gerekiyordu. Mahiyetinde, esmasında tefekkür etmesi gerekiyordu ki meselenin hakikatine vakıf olabilsin. Tefekkür edemediği için meselenin hakikatine vakıf olamadı. Çünkü şeytan orada işaret edeceğiz diyor ya, bütün zihni her şeyi menfide. Evet. Menfide olduğu için tefekküre zamanı yok. Yani tefekkür de kutsidir. Tefekkürle şere gidilemez. Peki şere gidenler ne yapıyor? Düşünüyor. Tefekkür etmiyor. Evet.